Yarısı başımıza. Ne diyeyim? Melekşe dur. O çikolatayı yemek zorunda mısın? Hayır. Ama çikolatanın da güzelliği burada işte. Hiçbir zaman yemek zorunda değilsiniz. Sadece yemek istersiniz. Melekşe dur. O küçücük çikolatanın içinde tam 300 kalori olduğunu biliyor musun? Evet. Melekşe dur. Peki o çikolatanın vücudunu ne hale getireceğini biliyor musun? Hayır. Melekşe dur. Dur sana anlatayım. Önce o içindeki şeker dişlerini dökecek. Ondan sonra döveğin çıkacak. Ondan sonra bu cildin böyle kırış kırış olacak. Kolesterolün fırlayacak. İçindeki kimyasal madde mideni delecek. Ya. Hadi. Afiyet olsun. Ben en iyisi gideyim. Çift kaşarlı bir tost yapayım kendime. Çok iyi olur. Semiz dur. Buna inanamıyorum ya. Semiz sen ne yapıyorsun ya? Çikolata yiyorsun. Bu ne oburluktur? Bu ne cehalettir? Bu ne gaflet ve delalettir? Bu ne bugün buldum bugün yerim yarın Allah kerimciliktir ya? Nedir bu ya? Sen o çikolatada tam 300 tane kalori olduğunu biliyor musun? O çikolatanın içindeki şeker dişlerini dökecek. Cildin böyle buruş buruş olacak. Karnın şişecek, şeyin şişecek. Kolesterolün yiyecek ya. Ay inan bilmiyordum İhsan. Rica ederim şu dergiyi versene bana oradan. Gelin dergiyi be ya. Bu ne ya? Ne ya? Bana ne ya? Ne diyorsun İhsan anlamıyorum. Kulaklarında sorun mu var ya? Dergi istiyorum gelinlik dergisi veriyorsun bana. Ne yapayım ben gelinlik dergisini ya? Hayret bir şeysin yani. İftarlık bir şeyler atıştırıp ofise mi döneceksin? Hayır. Yani çalışman gerekmiyor bu gece. Hayır. Bu harika. 3 haftadır ilk defa nihayet bir gece baş başa kalabileceğiz. Hayır. Hemen aşağı inmem lazım. Bu gece 1. geleneksel yıldırım kuru temizleme bilek güreşi şampiyonası var. Çok heyecanlıyım Sevinç. Gitmek zorunda mısın İhsan? Eğer istersen ben de bilek güreşi yapabilirsin. Hayır. Ben almayayım Sevinç. Ama bu sefer yenmene izin vereceğim. Sahi mi? Yok ben yine de almayayım. Ben kendisine... Pardon. Aa, kim yedi benim çikolatamı? Aman canım ne fark eder? Zaten sana bir faydası yoktu ki. Hayır ikisi birden gitmiş. Menekşe. Sence İhsan'ın benimle daha çok vakit geçirmesini sağlamak için ne yapmam lazım? Akıl versene. Memnuniyetle. Benim ne yaptığıma bakın. Tam aksini yapın. Menekşe ben çok çiftliyim. O benim kocam. Böyle demeyin Sevinç Hanım. Kendi yaranızı deşmenizin bir faydası yok. Artık eskisi kadar benimle ilgilenmiyor. Birlikte de böyle vakit geçiremez olduk. Bu da beni çok üzüyor. Üzüntünüzü hafifletecek 3 şeyi hesaba katmıyorsunuz. 1, İhsan Bey'le çok uzun süredir evlisiniz. 2, İhsan Bey çok meşgul bir adam. 3, bu sizin için büyük bir şans. Belki de bir başkasına akıl danışsam daha iyi olacak. Mesela evli birine. Tabii buldunuz garibanı. Düşene bir de siz vurun. Menekşe. Yok. Hiç özür dilemenin faydası yok Sevinç Hanım. Ne olur oldu artık. Ben mutfağa gidip müsaadenizle kendi göz yaşlarımla boğulmak istiyorum. Menekşe kapı. Hayır Sevinç Hanım. Evde kalmıştım. Yüzüme vurdunuz yetmedi. Şimdi de kapıyı gösteriyorsunuz. Ben buna gidecek. Ne yaptım? Hiçbir şey yapmıyorsun. Belki de ondan hak ediyorsundur.